Evet, yeniden birlikteyiz. Yine iki tane ben oldum ya. Vallahi böyle olunca ben daha bir megaloman hissediyorum kendimi. Hemen şimdi daha iyi. Böylesi daha iyi. Tek başıma olunca daha hoş oluyor. Şimdi şöyle bir durum vardır. Ben sevgili Nihat Toklu'yla birlikte program yaptığımda şöyle de düşünürdüm. Diyeceksiniz ki lan önceden planlamışsın tek başıma yapabilir miyim diye. Böyle düşünüyorsun, yapabilirim ya da yapamam. Bir de işin dışında olup eleştirmek çok kolay oluyor. İçine girip içinde ne var ne yok onlara bakmak lazım. Bu yüzden ben seçimleri ama nerede olursa olsun önemserim. Neden? Çünkü insanlar kendi hür iradeleri ile zarfı atıyorlar. Hür iradeleri atması gerekiyor. Ve burada seçim için aday olanlarda gerçekten çok önemlidir ve cesarettir. Bu da bir cesaret işidir. Hep yönetilmek değil, yönetmek lazım bazen de. Şimdi önümüz yarın seçimler var. Yarın Antalya Emlakçılar, Otogalericiler ve İş Takipçiler Odası seçimi var. Ve o seçimde aday olan Ömer Şahbaz bugün konuğum. Ve şimdi bir düşündüm. Ya insan durup dururken niye ağrımayan dişine kelpetin taktırır? Değil mi? Mesela dişiniz ağrıyorsa kelpetin taktırırsınız, dişiniz ağrımıyorsa kelpetin taktırmazsınız. Böyle bir şey de var. Ve şimdi başkana soracağım. Niye adaysın? Ben niye değilim? Sen niye adaysın? Hepsini soracağım da önce bir hoş geldin diyeyim, değil mi? Bir saattir burada vallahi, yarım saattir burada. Sesi de çıkmıyor. Hiç şey etmiyor böyle hani mülayim. Fakat konuştukça açılır diye düşünüyorum. Açılacaktır çünkü anlatacakları var. Başkanım hoş geldiniz. Ben böyle başkanım desem başkan oluyor musunuz hemen? İnşallah. İnşallah olur. O zaman hoş geldiniz. Hoş bulduk üstadım. Şimdi Ömer Şahbaz kim? Tamam. Karizma yerinde, fizik yerinde gerçekten. Çok da şıksınız. Pozitif Teşekkür de bir ederim. enerjiniz var. Sağ olun. Eyvallah. Onları biz burada gördük. Ekran başından da gördüler de. Kimsiniz? Nesiniz? Nereden geldiniz? Kısaca kendimi Sevindim. anlatayım, tanıtayım. Ben Antalyalıyım. Güzel Obalıyım. Güzel Oba doğumluyum. Babam oralı çünkü. Annem Korkut Elikaya başlı. Hasgörüyüz. Antalya'nın insanıyız. Niye aday olduğumu hemen anlatayım size. Sevinirim. 21 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Şahbaz İnşaat, Şahbaz Grup, Şahbaz Otomotiv'inde sahibiyim. 2014 yılında kendimce karar aldım. Dedim ki bu oda işlev görmüyor. Odamızın da açılımını söyleyeyim. Emlakçılar, galericiler ve iş takipçileri odası. Ben dedim ki yapılmayanları yapayım. Bu sevda uğruna çıktım yola. Bismillah dedim. 2014 yılında. Üyelerimi teker teker kucakladım. Ziyaretler ettim, sohbetler ettim, çay kahve içtim, onları dinledim. 2018 yılında yapılan seçimde mevcut başkanın karşısında bir oyla kaybettim. Bir oy. Bir oy. Ne kadar önemli değil mi o bir oy? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü çok mücadele verdim, uğraştım, üyelerime kendimi anlattım. Yapılmayanları anlattım, yapacaklarımı anlattım. Mücadelemin sonunda bir oyla kaybedince tabii ki insan ister istemez üzülüyor. Ha, peki biz üzüldük diye dünyanın sonu mu? Hayır. Çünkü kaldığımız yerden yine yolumuza devam ettik. Yaklaşık bir yıldır sahalardayım. Geziyorum, yine üyelerimi kucaklıyorum. Yine onlarla sohbet ediyorum. Sorunlar, dertler maalesef kaldığı yerden devam ediyor. Ben isterdim ki mevcut başkan ben bir oyla kaybettiğimde o da bir oyla kazandığında aklını başına almasını isterdim. Ben nerede hata yaptım? 18 yıllık başkanım. Bir yerde bir hata var demesi gerekirken maalesef 4 yılda hiçbir şeyin sahibi değiliz oda olarak. Yine kaldığımız yerden
devam ediyoruz. Bir burada kaldığımız yerden devam edeceğiz de sağlam götürmüş diye bir haber var. Hani dediniz ya hiçbir şey yapılmamış, edilmemiş iddia tabii. Bunlar evet. İddialar var. Bir gazete haberi var. Gazetenin değil de küpürünü alayım. Gazetenin ismi şey değil. Önemli değil çünkü hiçbir gazeteye karşı ya da o şeye nedir yayın organına karşı bir şey olmasın. Mesela burada diyor ki sağlam götürmüş. Siz de diyorsunuz ki hiçbir şey yapmamış 4 yılda. Evet. Yani ben bu tür şeyleri başlıkları severim gerçekten. Yani sağlam götürmüş iddiası var. Antalya Emlak Komisyoncuları Oda Galericileri ve İş Takipçileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Sağlam'ın yolsuzluk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Halen oda başkanlığını sürdüren ve oda başkanlığına tekrar adaylığını açıklayan Sağlam'ın odanın parasını kendi hesabı gibi kullandığı mahkemece tespit edildi. Oda Başkanı Sağlam'ın şahsi harcamalara 88.645.086 TL, odaya ait olmayan araca 9.627.33 TL, kendisine ait trafik cezası 309 TL olmak üzere toplam 99.582.19 TL herhalde. Yoksa 99.582.019 TL odayı zarara uğrattığı ortaya çıktı. Ve siz de diyorsunuz ki hiçbir şey yapmamış. Vallahi bu icraatlar bir şey söyleyeyim. Belki farklı taraftan da bakabilirsiniz ama vallahi bu icraatlar başka bir yerde olsa abad olur insan ya. Şimdi bu mevzular onun ayıbıdır. Ben hiçbir zaman bu konulara girmedim. Girmek de istemiyorum. Ama çünkü burada böyle bir haber var. Yani iş mahkemeye de intikal etmişse ben de siz de konuksanız ben de size bunu soracağım. Geçenlerdeki böyle bir şey var mı yok mu? Geçenlerde bir söyleşide şunu söyledim. Dedim ki ben onu önce yargıya sonra Allah'a havale ettim. Bunu söylememin sebebi de 22 yıldır başkansın. Bu kadar üyelerin parası toplanıyor. Ben onu mazlumun parası diye nitelendiriyorum. Helal paramız olduğu için. 22 yıldır bir kuruş para olmadığı gibi mevcut başkana bundan 25 gün önce 500 milyar alacağım var odadan deyip de 25 gün sonra 800 milyar alacağım var diye mesaj gönderebiliyor bize. Ya bu onun ayıbıdır. Neden? İnsanların gözüne baka baka 22 yıldır hiçbir eser yaratmadan, bir garibanın karnını doyurmadan, hiçbir şeyin sahibi olmadan oda olarak bugüne kadar gelmişiz. Ve bugün sosyal medya, gazete, bunlar hepsi resmi, sallanıyor ortalık. Hala diyor ki beni karalıyorlar, bana suç atıyorlar, ben böyle bir adam değilim, ben bunları yapmadım. Ya Allah'ın kulu. Müfettiş kararları var. Dosyalar aşikar ortada. Senin mevcut yönetiminden istifa etmeden 5 kişi sana bundan 4 yıl önce dava açmış. Yani aynı yönetim kurulundaki üyeler. İstifa etmeden yönetim kurulundaki üyeler demiş ki sen almışsın, sen yapmışsın, sen yemişsin. Bununla hesabını Yüce Divan'da vereceksin diye 4 yıl önce açtıkları davanın sonucu bugün tekerrür ediyor. Yani iddia etmişler ve şeye verilmiş hukuk. Evet. Yani devam ediyor. Müfettişler gelmiş, incelemiş. Sen bunu niye yaptın? Sen bunu niye harcadın? Sen bunu niye yedin? Sen bunu nerede yedin diye soruları yönelttiklerinde o da bunların cevabını verememiş. Neden? Ya sen şimdi özel harcamalar yapıp da restoranda yemek yersen, gittiğin yerlerde kendine takım elbise alırsan, özel ihtiyaçlarına kullanırsan, getirip onun faturalarında odaya, genel sekretere verip al bunları işle dersen, ilahi adalet bir günde bunun cevabını ve hesabını verirsin. Ondan hiç şüphem yok da ben borcu olanların öbür dünyaya kalmasından yana değilim. Ben bu dünyada hesabı ödemesinden yanayım. Evet. İnanıyorum ben mutlaka ki öte dünyada da bir hesap verilecek ama ya çoğu görmeyecek, bilmeyecek belki. Bu dünyada hesabını versin ki herkes.
Mesela ben çalmış, çırpmış, burada insanları aldatmışsam ben bu dünyada hesabını bunun vermeliyim. Niye öbür dünyaya ahirete kalsın ki şey Orhan Gencebay türküsü gibi ahirette de gülemeyiz sevgilim ya, versinler gerçekten. Ben hep bundan yanayım. Siz de yapmışsanız hesabını vereceksiniz. Kesinlikle. Ben de yapmışsam kesinlikle hesabını vermem kesinlikle lazım. Ha dediğiniz gibi bir de bunlar vatandaşın şeysi ya, ekmeğinden ayırdığı şeyler. Mazlumun. Çocuğun helal evet, helal parası. Belki de çocuğuna o sabah para verememiştir. O da adın bilmem ne ihtiyacı karşılanacak, şu olacak, bu olacak diye. Ondan sonra da ben başkanım. İşte ben zaten bu o koltuklar var ya, o bir numaralı koltuklar. Evet. Ondan nedense oraya oturanlarda mı bir şey var, koltuklarda mı bir şey var? Oraya kim oturuyorsa farklılaşıyor. Yargı bir gün inşallah tecelli edecek. İnşallah mutlaka. Herkes yaptığını çekecek. Dedim ya bu kadar para ortada yok. Ya pandemide hayat durdu. Canlar yandı, insanlar öldü. Çoğu insan evine ekmek alamayacak hale geldi. Elektrik, su parasını yatıramayacak hale geldi. En küçük odalar 3000 liradan başlayıp 5000, 7000 liraya kadar üyelerine para dağıttı. Ben 21 yıllık bu odanın mensubuyum, üyesiyim. Bir dezenfektan, bir kolonya, bir gönül al Allah'ın kulu. Sen 22 yıllık başkansın. Bir tane maske. Küçük odalar en az 3000 lira vermek kaydıyla üyelerine para veriyor. Sen bize hiçbir şey vermiyorsun. Bir de sosyal medyadan yazıyorsun. Diyorsun ki CİMER'e yazın. Ya insan bunu yaparken, bunu söylerken, bu mesajı yazarken bence oturup önce bir düşünmeli. Ya canlar yanmış. Ya yarım elma gönül alma. İnsanların gönlünü al. Hem bunu cebinden vermiyorsun sen. Dedim ya mazlumun parası diye. 22 yıldır bu odada biriken paradan üyelerine para ver. En küçük oda 3000 lira vermiş ya. Sen bir şeyler ver. İnsanların gönlünü al. 22 yıllık bir saltanatın var. Zaten öyle de bir şey var, böyle saltanat fotoğrafı var. O fotoğrafı bir alabilir miyim? Yani yine bir gazetenin haberi. Onu da sizinle bir paylaşayım. Madem ki siz saltanat konusuna girdiniz. Evet, İsmail Başaran demiş ki sigara sağlığa zararlıdır. Konumuzdan ilgisi varsa sevgili Başaran buradan selamlar olsun. 22 yıllık sağlam saltanat. Ben şöyle bir bu taraftan durayım da şöyle bir görünsün. Şunu biraz yukarı çıkar mısın? Vallahi böyle hiçbir fotoğrafım olmadı vallahi. Şöyle dursam, böyle biraz daha yukarı çıksam benim de öyle bir fotoğrafım olur mu diye. Şimdi gazete haberlerine göre, bakın gazete haberlerine göre diyorum özellikle. Antalya Emlak Komisyoncuları, Otogalericileri, İş Takipçileri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları televizyon programında Oda Başkanı Şeref Sağlam hakkında suç duyurusunda bulunduklarının açıklamalarının ardından nihayet mahkeme kararı da açıklandı. Başkan Şeref Sağlam'ın 22 yıldır saltanatını yürüttüğü Emlakçılar Odası'nda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi diye bir haber var. Şimdi emlak komisyoncuları hele ki Antalya için çok önemli bir odadır. Evet. Otogalericileri vizyon çok bir oda. Vizyon. Evet, otogalericileri evet çok önemli bir odadır. İş takipçileri, esnaf sanatkar odası önemlidir. Mesela otogalericilere bir şey yapılacaktı, oldu mu? Otogalerileri bir yerde site toplanacaktı site. Maalesef bugüne kadar yapılmadı. Benim gezerken üyelerimle sohbetim, feryatım, isyanım da bu yönden. Türkiye'nin göz bebeğinde yaşıyoruz. Evet. Dünyanın gözü kulağında yaşıyoruz. Antalya'da yaşıyoruz. Bugün Türkiye'nin il ve ilçelerinde galericiler sitesi varken, güzelim Antalya, turizmin başkentinde neden yok? Bu bir soru işareti. Bugüne kadar kimlerle görüştün? Ne yaptın? Hangi kurumun kapısını çaldın? Hangi bakanlığa gidip de bir yazı yazdın? Galericilerin hepsi isyanda. Bugün apartman altında, yönetmelikte galericilik yapılamaz diyor. Evet. Ve yıllardır da belediye tarafından bu galeriler mühürlü görünüyor. Ama belediye o dükkanları kapatmıyor. Neden? Kapatsa esnaf ne yapacak? Dışarıda kalacak. Yazık, günah değil mi? Herkes ekmeğin rızkını oradan kazanıyor.
Şu anda geçici belge verdiler. İşte uzatmaları oynuyoruz. Ben de bunun için belediye başkanlarımızla sürekli seçim esnasında ve seçim olmadan da sohbetler edebiliyorum. Birey olarak. Ki şu an adayım. Kepez Belediye Başkanımızın yanına gittim. Dedim başkan, bizim böyle kanayan bir yaramız var. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Onun da bana söylemiş şu. Ömer kardeşim, daha önce ben bir yer gösterdim. Arkadaşlar geldi, galerici kardeşlerimiz. Onlarla beraber bakıldı. Ama daha sonra arkası aranmadığı için bu proje kaldı. Yani takip edilmedi. Edilmemiş. İş takipçiler odası da şey aynı yerde. Yani bu kişisel bir iş takibi değil ki. Bu kaç odada kaç üyeniz var? Odada 3248 tane şu anda oy kullanacak üye var. 3248 evet. Kişinin işini takip etmemek. Ya bir şey söyleyeyim, biz 3 kişi olsa vallahi o ki insanlar mağdur olmasın diye uğraşıyoruz. Bu kadar insan. Bir başkan bugün 10 yıllık, 5 yıllık, 7 yıllık, 12 yıllık üyelerinin yüzünü görmediyse, tanımıyorsa burada durmak lazım. Yani ben üyelere şunu söylüyorum. Arkadaşlar duyarlı olalım. Zaman geldi. Zaman yenilik zamanı. 22 yıldır bu odan niye var, niçin var, ne iş görüyor? Bunları bilin diye gittiğim kapıları da teker teker anlatıyorum. Aslında bizim odamız çok büyük. Kudretli, güzel bir oda. Çünkü biz bakanlığa bağlı, yarı resmi bir kurumuz. Yüz ölçüm olarak herhalde. Bazıları büyüklüğü böyle olarak. Biz bakanlığa bağlı, yarı resmi bir kurumuz. Bakanlıkta da tabii ki söz sahibiyiz. Neden? Bugün Antalya'yı temsil ediyorsak, buradaki yapılmayanları odamız için, üyelerimizin selameti için bunu bakanlığa taşıyabiliriz biz. Bizim en doğal hakkımız bu. Çünkü Antalya'yı temsil etmek, Türkiye'yi temsil etmek. Türkiye'nin kalbi. Samimi bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'daydım. Kadıköy'de o boğanın olduğu yeri severim. Çünkü oradan her yere dağılır. Evet. Orada ben biraz da böyle değişik, mesela tespih, ondan sonra kalem, bu tür şeylerde de meraklıyımdır. Orada bir dükkana girdim. Dükkanda merhaba merhaba işte. Konuşuyoruz. Bir şeyin fiyatını sordum. Oradan buradan söz ederken birkaç gün sonra gelir dedi. Dedim burada değilim ben dedim. Başka yer. Nereden geldiniz dedi. Antalya'dan. Ya abi dedi, ne mutlu size dedi. Antalya'da yaşıyorsunuz. Ya dedim belki uzaktan öyle görünüyor. Abi dedi öyle demeyin dedi ya. Biz dedi 350 gün dedi 15 gün Antalya'da tatil yapabilelim diye dedi çalışıyoruz dedi. Siz dedi 365 günde 4 mevsimi yaşıyoruz tabii. Siz dedi 365 gün o güzel kentte yaşıyorsunuz. Gerçekten bu kentin dışarıda müthiş bir havası var. Dışarıda müthiş insanların bu kentte bir ilgisi var ama bu kentte otogalericiler şeysi yok ya, sitesi yok. Ya Antalya'mızın kıymetini bilemiyoruz. Ben dedim ya, Antalya olarak aslında bizim bir eksiğimiz bu. Antalya'ya has bir galericiler sitesini faaliyete geçirmemiz lazım. Döşemealtı Belediye Başkanlığı'yla da ben sohbet ettim. Dedim başkan, daha önce burada böyle bir proje vardı. Bununla ilgili ne oldu, ne yapıldı? Dedi ki projeleri çizdirdim ben. O da başkanımız geldi. İşte kooperatif başkanları da geldi. Görüşmeler yapıldı, gittik yere baktık. Daha sonra dedi, vazgeçildi, yarım kaldı dedi. Şimdi belediye başkanları bu kadar duyarlı olup da bize öncülük yapabiliyorsa, yer gösterebiliyorsa, peki bizim oda başkanımız ne yapıyor? Bunu sormak lazım. Oda başkanımızın dediği şu. Başkanımız diyorum, bu benim saygımdan ne kadar yörük olsak da nezaketi, kibarlığı biliriz. Ya üzülüyorum, üzülüyorum. Sen bir başkan olarak öncülük yapacaksın. Bugün diyorsun ki gittiğin yerlerde ben emlakçıyım. Galericilerden bana ne? Rentekarcılardan bana ne? İş takipçilerinden bana ne? Sen bunu diyemezsin. Bu en büyük vizyon odalardan bir tanesinin başkanına yakışmıyor. Bu cümleler yanlış, eksik. Çünkü bu odamız sadece
emlak kuruluşu değil. Odamız emlakçılar, galericiler, eksperler, iş takipçileri, çocuk kreşleri ve abone merkezleri. 7 kurumu taşıyorsun. 7 kurumun liderisin. Bu 7 kurumun içinde ayrımcılık yaparsan hata yaparsın. Madem emlakçıyım diyorsun, galerici kardeşlerimizi ayır. Üyeden saymıyorsun, horluyorsun, dışlıyorsun. O zaman onları uzak tut. Ayırabiliyorsan ayır. Ayıramıyorsan herkese saygı duyup herkesin sorunlarına çare bulacaksın. Herkesin derdine derman olacaksın. Çünkü sen bir lidersin. Liderlik vasfı farklıdır. Mutlaka. Bugün sen bu kurumun lideriysen git kurum ve kuruluşlara. Git Ankara'ya. Yazılar yaz. Belediye başkanlarıyla görüş. İstişareler yap. Ne yaparız arkadaşlar diye. Sen üyelerini bir topla bir araya. Onlarla bir seminer yap. Ya toplantı yapılmıyor mu arkadaşlar? Hiç, biz ben, ne yapacağız, ne edeceğiz? Yok yok işte. Ben 21 yıldır böyle bir şey görmedim. Görmedim yani. Bir şey söyleyeyim. Siz anlattıkça ben vallahi hayretler içinde kalıyorum. Çünkü çok önemli bir oda. Emlakçılar odası ya. Evet. Şimdi emlak Türkiye'de emlakçılık farklıdır. İstanbul'da, Antalya'da farklıdır. Ve Antalya emlak konusunda Türkiye'nin sayılı illerinin başında yeriz. Yani üyelerimiz artık daha duyarlı. Ben bu defasında geçen dönem bir oyla seçimi kaybettim ya. Bu defa gezerken onu hissedebiliyorum. Onlar da şunu söylüyorlar. Artık yenilik zamanı geldi. 22 yıllık saltanata bir son verelim. Yeni bir sayfa açalım. Ben de üyelerimden şunu rica ediyorum. Diyorum ki bana bir oyla kaybettiğim için bu sorunları biliyorum. Bana bir şans verin. Bir şans tanıyın. Ben yapılmayanları yapayım. Ama yalnız taştan duvar olmaz. Tek başıma ben kimim ki? Yine sizlerle beraber oturalım, sohbetler yapalım, istişare yapalım, toplantılar yapalım. Yapılmayanları hep birlikte yapalım. Çünkü biz kocaman bir aileyiz. Bunun yolu buradan geçer. Bu dediklerinizi seçildiğinizde uygulayacak mı? Kesinlikle, kesinlikle. Ben üyelerime söz verdim. Sözün sözdür. Tabii ki. Bu çok önemli ama biliyor musunuz? Peki, yani ben sözümü tutamazsam benim ömrüm kelebeğin ömrü gibi olur. Uzun olmaz. Kozadan çünkü, çıkar çıkmaz gidebilir diyorsunuz. Çünkü 8 yıldır üyelerimle içli dışlıyım, istişareler yapıyorum, kapılarına gidiyorum, bir bardak çaylarını içiyorum, sıcak kahvemi içiyorum ve anlatıyorum. Diyorum ki bana bir defa şans verin. Eğer beceremezsem beni de alaşağı yapın. 22 yıllık saltanata son. Onu diyecektim şimdi. 22 yıllık yani, 22 yıllık güzel bir şey saltanat. 22 yıllık saltanat istemiyorum. Yani ben haberin şeysine, gazetenin haberine göre 22 yıllık saltanat. Yani bir de bir şey diyeyim. Ben böyle yerlerde belirli bir kuralın konulmasından yanayım. Yani şu dönem, iki dönem ya da üç dönem her neyse. Evet. Ya şey oluyor ya, mesela oda başkanınız şey haline gelmiş, meslek haline gelmiş. Şimdi bu konuya girmek istiyorum. Yani aslında girmeyeceğim ama gireyim. Şimdi sen eğer koskoca vizyon odayı evinin mutfağına çevirirsen bırakıp gitmezsin diyorsun. Bırakıp gitmezsin. Neden? Koltuk tatlı, sabah kalkıyorsun. Orada çalışan arkadaşlarımız var. Genel sekreter, muhasebeci. Onlar orayı götürüyor. Sen kendin gidiyorsun öbür tarafta. Emlakçılık yapıyorsun, keyfine bakıyorsun. Ondan sonra da odayı arayıp genel sekretere veyahut da muhasebeci kıza hesap soruyorsun. İşte liderlik bu değildir. Liderlik dik duruşlu, saygılı. Gittiği her yerde saygınlık kazanan adam lider olabilir. Sen bugün hangi belediye başkanını ziyaret ettin? Kimin kapısını çaldın? Bugün emlakçı diyoruz. Emlakçı kardeşlerimiz tapu dairesinde 3. sınıf vatandaşlık görüyor. Ellerinle itiliyor. Neden? Şimdi geçen dönemde de bunu anlatmıştım. Kimse de inanmıyor. Bir şey söyleyeyim. Emlakçıların pek şeysi de, kızmasın hiç kimse ama hakikaten emlakçılara pek fazla insanların da güvendiği yok. Mesela ben İtibar etmiyorlar. Aynen. İtibar benim emlakçı arkadaşlarım var. Evet. Mesela görüştüğüm, ettiğim, ara ara gidip çaylarını içtiğim,
Güzel insanlar var bunların içinde. Zaman zaman konuştuğumuzda ya abi diyorum böyle bir imaj var. Diyorlar ki doğru diyorsun. Çünkü emlakçı olmayıp da emlakçılık yapan da çok var. Odanın bir denetimi yok herhalde. Aslında en mühim konuya değindik. Odanın kurulumu emlakla başlıyor ya. Bugün Amerika'nın eski lideri Trump bile emlakçılıktan gelme. Emlakçılık aslında saygın bir meslek ama saygınlığı... İnsan ev sahibi, yuva yani, sahibi yapıyorsunuz yani, Onlar önemli. Antalya'da emlakçı olarak saygınlığı yitirmişiz. Bunun sebebi de geçen dönemde de anlatmıştım üyelerime tek tek kapı kapı gezdiğimde. Bakkalı, manavı, kasabı, terzisi bu işi yaparsa bizim üyelerimiz saygınlık görmez. Mesleki itibarımız ayaklar altında. Şimdi eskiden o dönemde bir oyla kaybettiğimde gezerken isyanım feryadım buydu. İşte bakkalı, kasabı, manavı aradan çıkaracağız. Ama maalesef çıkaramıyoruz. Çıkaramadığımız gibi gittiğim yerlerde adam kasap et satıyor. Ya vitrinine yazmış ya sahibinden satılık diye. Ya senin ek işin olmamalı, tek işin olmalı. Orası hijyenik bir yer. Hepimiz evimize et götürüyoruz. Çocuklarımıza yediriyoruz. Sen oraya vitrinine bunu koyamazsın. Yanlış. Ekmek büfelerinde bununla karşı karşıyayız. Terzide bununla karşı karşıyayız. Herkes bildiği işi yapmalı. Biz böyle yaparsak saygınlık kazanamayız. Yani emlakçı dedin mi, üçüncü sınıf vatandaşlık gibi görülüyor. Her zaman hor görülmüşüz. Aslında bugün en güzel ev sahiplerini, o sıcak çatıları, insanları bir ailenin altında barındıran, birleştiren, onlara katkı sağlayan emlakçıdır. Mesela ben şu an oturduğum evi bir emlakçıdan kiraladım. Evet. Son derece de memnunum, son derece de mutluyum. Neden? Çünkü hakikaten emlakçıydı, bütün şeyleri var. Ve adam yani insan. Ve halen daha görüşürüm. Birçoğu vardır ki emlakçı değil ama emlakçıyı satmış. Dolandırılıyor, bilmem ne oluyor. O da bunlara tedbir alması lazım. Yok, bizim odamıza ait bir ihbar hattımız bile yok ki şikayetler baz alınsın. Bizim odamıza ait üstadım hiçbir şey yok. İnanın bana, bugün programdan sonra istiyorsanız çıkın gidin. İçecek bir fincan kahve bulamazsın. Bir bardak çay bulamazsın. Ya bizim odamıza ait hiçbir şey olmadığı gibi mülk de bizim değil. 22 yıldır kiradayız biz. Emlakçılar odası kirada mı? Kiradayız. Vallahi maşallah ya. Kiradayız ve inanın bana atıl bir şekilde. Ünvanımız yok. Girdiğin zaman asansörde karanlık, eski asansörlerden. Merdivenden çıkmaya kalkarsan ışığı yok. Soğuk duvarlar. Yazık, günahtır. Ya bir şey söyleyeyim, gerçekten emlakçılar odasının kirada olması, ben biraz yadırgadım, kimse kusura bakmasın ama yani en azından ben şöyle bakarım. Ya herkesi yuva sahibi yapanın kendi yuvası yok. Yani. Vallahi yani. Herkesi yuva sahibi çok yapan. Çok güzel söyledin. Mesleğin gerçekten aynen. Kendi yuvası yoksa mesela kişisel şey ayrıdır. Ben burada kişisel sorunlarımı pek anlatma ama toplumun evet. Sorunları içerisinde ben de yaşıyorum onu. Toplumun sorunlarını anlatırken kendi sorunumu da anlatmış oluyorum. Toplumu birçok insanı ev sahibi, yuva sahibi yaparken kendisi eğer yuvasız kuşsa gerçekten oturup düşünmek lazım. Saltanatta bir şeyler olmuş. Vallahi oradan öte bir şeyler olmuş. Ben istiyorum ki üstadım, aslında bunları konuşmak istemiyorum ben. Onu hatalarınla, günahlarınla, yanlışlarınla baş başa bırakıyorum. Daha önce de söylediğim gibi onu önce yargıya, sonra Allah'a havale ediyorum. Yaptığı yanlışlardan dolayı, çünkü mazlumun parasını yediği için bu benim ağrıma gidiyor. Evet. Emlak sektörü olarak biz de mesleğimizde itibar görmek istiyoruz. Saygıdeğer başkanımız Ömer Başkanım ile gün yüzüne çıkacak inşallah demiş Birsen Elibol. Teşekkür ederiz. Şimdi, sağ olsunlar.
Demek ki yani sadece ben düşünmüyorum bu şeyi, yuvasız kuşlar konusunu. Yani, gerçekten yani, herkes yuvasız kuşlar konusunu. Üyelerimizin isyanı çok büyük. Çünkü demin dedik ki kendi yuva sahibi diyoruz insanlar ama kendi yuvamız yok. Bugün gittiğimiz zaman arabamızı park ediyoruz. Oraya bir ücret ödüyoruz. Yürüyerek gidiyoruz. Ünvanımız yok. Çoğu insan odanın nerede olduğunu bilmiyor. Gerçekten nerede? Şaka yani, ben bunu vallahi espri olsun diye sormuyorum. Harbiden bilmiyorum. Saat Kulesi'nin karşısında denize nazır bir yerimiz var. 1+1. Saat Kulesi'nin karşısında. Evet. Yerde güzel de vallahi ben oraya o manzarası kadar... Manzarası 10 numara. Yok, ben bir şey söyleyeyim. Gerçi ben birkaç defa gittiğim için hani bir oturma fırsatımız bile olmadı. Çünkü başkanımız yok ki oturup da 2 dakika sohbet edelim. Nasılsın başkanım diyelim. Dertlerimiz, sorunlarımızı anlatalım. Yok ki. Ya şey var, yer harbiden yani mevki olarak çok güzel. Bakın ben o semtte yıllarca çalışmış biriyim. Ama ben oradan... Bilmiyorsunuz. Bakın ben o şey eski Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın tam karşısındaki bir binadaydım. Orada gazete, evet, oradaydı. Vallahi ben orada olduğunu bir... Siz odanın yeri yok diye anlatırken ben hala daha ta yukarılarda, yani ISO'nun, evet, olduğu yerlerde o etrafta dolanıyorum. Acaba hangi aradaydı, var mıydı, yok muydu diye ben kendi kendime burada yol çiziyordum. Birdenbire aldınız oradan tahoriye getirdin. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi yani bazen sözün bittiği yerdir. İşte sözün bittiği yerdir. O küçük odaların bile işte börekçiler odasından tut, piyangocular odasından tut, herkesin bir odası varken emlakçılar odasının hiçbir şeyi yok. Mehmet Kolak. Ben de üyelerime şunun sözünü verdim üstadım. Dedim ki arkadaşlar, Allah nasip eder ben göreve gelirsem biz yapılmayanlar yapalım. İnşallah. Onu kendi haline bıraktık çünkü. Mülkümüzü alıncaya kadar benim Real Kavşağı'nda opera binasının dibinde Şahbaz grubun sahibiyim. Oraya tadilat yaptırdım. Dedim ki burayı 1 lira kira almadan mülkümüzü alıncaya kadar üyelerime armağan etmek istiyorum. 3+1, herkes gelsin. Otopark sorunu olmayan bir yerde arabasını koysun, kapımız açık olsun herkese, çayını kahvesini içsin, hizmet neyse onu takdim edelim, güle oynaya gitsin, üyelerimizle iyi geçinelim. Çünkü ölümlü dünyada yaşıyoruz, insanlara gülümseyelim ya. Biraz sert mizajlıyım ama hani yüreğim kalbim öyle demiyor. Yok, bir şey de söyleyeyim, hiç mizacınızda yufka yürekli de bir adamım yani. O sertlik pek, yani siz belki kendinizi öyle görüyorsunuz ama o sert bir bakışınız yok. Aslında ben böyle görmüyorum. Beni böyle gösterenler var. Orayı da açayım size. Ben geçen dönemde 2014 yılında yola çıktım. 2018 yılında bir oyla kaybettiğimde mevcut başkan Şeref Sağlam benim için dedi ki bu adam Kürt, bu adam doğulu olabilir, bu adam kabadayı, olur, odayı bu adama mı bırakacaksınız dedi. Bu bir ırkçılıktır her şeyden önce. Yani Kürt olunca bu memlekette, bu ülkede yaşamayacak. Bu ırkçılıktır. Ben de Karadenizliyim şimdi. Ben İşte yani ya. Ben her zaman üyelerimi gezerken üyelerime projelerimden ziyade kendimi anlatmakta yoruldum. Çünkü her gittiğim yerde bunlar benim karşıma çıkıyor. Sen şu musun, bu musun? Ben de onlara diyorum ki arkadaşlar, mevcut başkan benim hakkımda atıfta bulunuyor, ırkçılık yapıyor ama biz aileyiz. Doğulu, batılı, kuzeyli, güneyli fark etmez, hepimiz aynı çatının altındayız. Kürdü, Türkü, Çerkezi, Alevisi, biz kardeşiz. Ben de yürüyüm ama doğullar bizim kardeşimiz. Ailecek görüşüyorum. Herkes birbirinden kız almış, kız vermiş. Ya Allah'ın kulu, sen benim tipimden, çapımdan, gırtlak tonumdan, sakalımdan, bıyığımdan bana atıfta bulunamazsın. Sen burada ırkçılık yapıyorsun. Bu doğulu, güneydoğulu kardeşlerimize saygısızlıktır, hakarettir. Kendine gel. Başkan, Allah'ın kulu. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç ondan hiç şey etmeyin. Bana papaz yazıyorlar, bu gavur mudur yazıyorlar, Yahudi midir yazıyorlar. Çok rahat olun. Bakın, samimi olarak bir şey söyleyeyim. İnsanların dış görünümleriyle biz yargıladığımız için hep böyle olmuş. Evet.
Yani ne olursanız olun, önce insan olmak lazım. İnsan olmadıktan sonra ne olursan ol. Ha o olmuşsun, ha bu olmuşsun. İnsan olamadıktan sonra. O kadar güzel söylediniz ki. Yani Kürt de olabilirsiniz. Ve Güneydoğu'da doğmak onun kaderi mi? Karadeniz'de doğmak benim şeyim mi, isteğim mi? Değil. Orada dünyaya gelmişsin, olsun. Ama insan olarak dünyaya gelmişsin. Üstadım, saygılı bir adam bence kendini bilen bir adam bunları konuşmamalı. Hiç neden? Girmemeli. Ben geçenlerde programımda da anlattım. Dedim ki, Sayın Şeref Sağlam, lütfen aileni, çocuklarını al, arabana bin, git bir Çanakkale'ye, bak orada. Orada yatan cengaverleri, aslanları, yiğitleri, mertleri bir gör. Hiç kimseye dememişler. Bu vatan uğruna çarpışıp savaşan ve canını veren insanlar git de orada gör. Bir mezar taşlarının yazılarına bir bak. Yani bu saygısızlıktır ve ırkçılıktır. Ben onu kınıyorum. Hiç yapmadan yapacağım ona. Şu anda dava açmaya hazırlanıyorum. İnanın bana. Çünkü benim hakkımda ileri geri bir sürü suçlamalar olduğu için fezlekeyi hazırlattırdım. Zannedersem önümüzdeki hafta da dava açacağım. Çünkü yönetimde değil de denetiminde olan arkadaşlar da benim için kendilerince gittikleri yerde ileri geri konuşma yapıyorlarmış. Bütün her şeyin hazırlığını yaptık. Onlara dava açacağım. Çünkü burada ırkçılık var. Şahsıma saygısızlık var. Benim de çorum çocuğum var. 3 tane evladım var. Elinizden Allah öper. Bağışlasın. Allah bağışlasın. Ben hayatımı onlara bağışlamışım. Onlar için yaşıyorum. Benim hakkımda bu atıfları artık dayanamıyorum. Zoruma gidiyor. Bunu önümüzdeki hafta nasip olursa faaliyete geçireceğim. Önce şu yarın seçimi bir alın da inşallah. 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 Çünkü inşallah. Bu stüdyo uğurludur. Bakın Mehmet Ali Alkan da buradan geçti. İnşallah. Yani inşallah. O kadar badirelerden sonra bu stüdyodan, bu programdan geçmek herkese nasip değil. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alayım. Efendim son sözlerim. Şimdi bireysel üstadlarımız, kardeşlerimiz, emlakçı kardeşlerimizin haricinde artık kurumsal çatılarımız da oluştu. Kurumsal çatıların altında ortalama 570 kişi oy kullanıyor. Ve de ben kurumsal çatıları ziyaret ettiğimde orada şuna şahit oldum. Yani artık aile olmayı öğrenmişler. Kahvaltılar, seminerler, toplantılar, istişareler yapabiliyorlar. Biz maalesef şahsıma konuşayım. 21 yıldır odanın mensubuyum. Ben bunları görmediğim gibi üyelerim de buna şahit olmadı. Ben diyorum ki kendimize ait bir odamız olsun. Kendimize ait bir seminer salonumuz olsun. Kendimize ait bir ihbar hattımız olsun. Orası bizim kripto odamız olsun. Şikayetleri baz alalım. Vergi dairesine bildirelim. İstişare halinde olalım. Kurum ve kuruluşlarda el ele verelim. Belediye başkanlarını ziyaret edelim. Hep birlikte yapılmayanlar yapalım. Çünkü biz kocaman bir aileyiz üstadım. İnanın bana, insanlar bu sıcaklığı görememiş. Ben de geçen dönemde yapmıştım bunu. Kahvaltılar yaptım, seminerler verdim. Bu dönemde üye sayımız fazla. Üye ziyaretinden kahvaltılar yapamadık. Ama ben istiyorum ki Allah bana nasip eder göreve gelirsem ben onlarla bir aile olacağım. Abi olacağım, kardeş olacağım. Yapılmayanlar yapacağım. Çünkü bizim odamız buna aç ve hasret. Ben üzülüyorum. Önce biz aile olmayı öğrenirsek zannedersem çok şey başarırız. Çünkü bunun yolu birlikten geçiyor. Birlikten kuvvet doğar. İstişareler halinde biz bu sorunları hep beraber göğüsleyip üstleneceğiz. Dediğim gibi ben yalnız kimim ama benim ailem, benim kardeşlerim benim yanımda olursa gittiğimiz her yerde ses getiririz. Yapılmayanlar yaparız. İstediğimizi de Allah nasip ederse mazmata doğrultusunda alırız diye düşünüyorum. İnşallah. Mehmet Kulak demiş ki günaydın, hayırlı cumalar Ali Baba. Ömer kardeşime başarılar demiş. Şükrü Tetikoğlu mevcut başkan ırkçılık yapmasın, hizmet yapsın, kolay gelsin Ali Baba demiş.
Yusuf Orun Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Biriniz Allahu Teala'dan rızık istediğiniz zaman helal istesin. Hadisi şerif Allah'ım cümle Müslümanların helal kazanıp helal yemeği nasip etsin inşallah herkese demiş Yusuf Orun'da. Böyle bir paylaşımı var. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Efendim ben teşekkür ediyorum. Son sözlerimi alayım bir daha. İletmek istiyorum üyelerimize. Yarın cumartesi ve bizim odamızın kaderi. Artık sona geldik. Ben üyelerimden tek ricam isteğim şu. Lütfen herkes gelsin bireysel oyunu kullansın. Benim gönüldaşlarım olabilir ama uzaktan değil, oy sandıktan çıkar. Herkesin gelip bireysel oyunu kullanmasını istiyorum. Artık bu saltanata bir son verelim. El birliğine yapılmayanları yapalım istiyorum. Ve üyelerimden de gidemediğim, göremediğim, gidip de bulamadığım üyelerimden özür diliyorum. Helallik istiyorum. Haklarını helal etsinler. Gelmedi, gitmedi, sormadı diye düşünmesinler. Yetişebildiğim her yere gecemi gündüzüme koydum. Elimden geleni yaptım ama kırgınlık dargınlık olmasın. Bu şahsi bir olay değil. Odamızın kaderi. Herkes gelip oyunu kullansın. Artık bu odayı karanlıktan aydınlığa çıkaralım hep birlikte. İnşallah. Tanıdık bir isim Ahmet Dikici. İyi yayınlar Ali Bey. Başkanıma başarılar diliyorum demiş. Ahmet Allah Dikici razı olsun. Sağ olsun. İyi bir emekçinin, mücadelecinin de kardeşidir. Hikmet abinin de kardeşidir. Ben de oradan bilirim. O da iyi bir emlakçıdır. Evet. Şimdi başkanım size başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. İnşallah istediklerinizi başarabilirsiniz. Tabii her şeyden önce seçilmeniz, o sandıktan çıkmanız lazım. İnşallah çıkarsınız. İnşallah. Önce çıkalım, sonra hizmetimizi yapalım. Artık bir aile olduğumuzu anlayalım. Bundan sonra seçildiğinizde, inşallah seçilirseniz de bunların hepsi kayıt altında. Kesinlikle. Tek sabahlar. Ben üyelerime söz verdim. Elimden geleni yapacağım. Çok sağ olun, başarılar diliyorum. Allah kolaylık saygılar versin. Sağ olasın. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir ara, aradan sonra yine beraberiz.